meyve gözleri. 12 ülkeye ihracat ediyoruz. Rusya'da ve İtalya'da kendi firmalarımız var. Şimdi arkadaşlar biz bu işe başlarken Türk tarım kimyasını önemsiyoruz diye bir vurgu yaptık. Bu bizim sloganımız aslında. Tarımdan ziyade kimya ile üretiriz, tarıma sunarız. 2015 yılında bir ürün geliştirdik. 2015 yılında geliştirmiş olduğumuz ürünün 3 yılda 3 sene 2018'e kadar denemeleri devam etti. 2016, 2015, 2016, 2017 yıllarında arazi çalışmalarındaki videolarımız mevcuttur. -7 dereceden tutun. Misal Kiraz'da -7 derecede 2015 yılında 23 Nisan gecesi ciddi bir don oldu. Akşehir bölgesinde, Konya Akşehir bölgesinde. O gün yapmış olduğumuz uygulamanın sonucunda yüksek seviyen başarı elde ettik. Ve hızlı bir uygulama yapmıştık esasen. Çiftçimiz de biraz acele etmişti. Esasen doğru bir uygulama yapılsaydı %100 başarı elde edileceğine inanıyoruz. Misal Bitlis Ağlat'ta 2017 yılında -14 derecede kiraz ağacında yapılan bir deneme sonucunda %80 yine bir başarı elde ettik. 2016 yılında Bursa Orhan Gazi'de elma bahçesinde %70 bir başarı elde ettik. Bunlar ciddi bir sonuçlar. Şimdi meyvecilikle uğraşan bir çiftçinin yılda bir defa gelir olur. Çünkü bir defa hasat yapar. O bir defa hasat yapabilmesi için meyve ağacı yılda bir kere meyve verir ve bir kere çiçek açar. Doğru muyum? Şimdi o bir kere çiçek açtığı dönemde bu takdir-i ilahi Allah'ın bir hikmetidir. Her sene Nisan ayında bir don olur ülkemizde. Tam çiçek döneminde. Bu donu don döneminde eğer bu uygulamayı yaparlarsa gece kaç saat eksinin altında duruyor? Gece kaç saat o soğuğa maruz kalıyor? Bunlar çok önemli şeyler. %70'te %98 arasında başarı elde ediliyor. İlaçlama makinelerine şu ölümde görmüş olduğunuz Salikasar isimli deniz yosunlu 100 litre suya 125 gram uygulanacak şekilde, şu yine elimde görmüş olduğunuz amino asiti 100 litre suya 250 gram olacak şekilde birlikte karıştırıyoruz. Bunu karıştırdıktan sonra dondan bir gün önce ya da o donun olacağı gün hava muhalefeti yoksa eğer, yağmur yoksa eğer, hava güneşliyse güzel bir uygulama yapıyoruz. Ağacı tamamen dipten başa yıkıyoruz. Normal bir ilaçlama şeklinde değil, yıkama şeklinde bir ilaçlama yapıyoruz. Uygulama yapıyoruz. Bu yıkama şeklinde yapmış olduğumuz uygulama sonucunda gece o soğuğu meyve ağacı hissetmiyor. O meyve ağacının vücudundaki suyu hızlı bir şekilde çalıştırıyoruz biz bu sayede. Biz de soğuk olan gecelerde meyve ağaçlarını koşturuyoruz. Yani meyve ağaçlarının vücudunu hızlı çalıştırıyoruz. Meyve ağaçlarının vücudunu hızlı bir şekilde çalıştırdığımız zaman vücuttaki su dolaşımı hızlı olduğu için donmayı etkiliyoruz. Yani donmayı önlüyoruz. Hı hı. Benim aklınıza gelebilecek elmasından, armutundan, kirazından, kayısından aklınıza gelebilecek her türlü meyvede etkili. Düşünün biz bunun denemelerini Malatya'da yaptık. Malatya'da çok güzel sonuçlar aldık. Elimizde videolar ve görüntülerimiz var. Yine bunun Konya Akşehir'de yaptık kirazda. Yine Bursa Orhan Gazi'de elma bahçesinde yaptık. Yine Bitlis Ağlat'ta kirazda yaptık. Biz bunun ayvada denemelerini yaptık. Biz bunun erikte denemelerini yaptık. Mesela erik çiçeği çok hassas bir çiçektir. Çiftçi şöyle söyleyeyim. Çiftçi bu ürünü kullandığı zaman eğer bir donlu bir gecede, eğer eksinin altına düştüğü -7, -8, -10, -15'leri gördüğü bir gecede çiftçi bir sezonunu kurtarmış olacak. Eğer çiftçi bu ürünü uyguladığı zaman o gece riskini %15-20'lerde kalacak. %80 ağacının üzerindeki çiçeği kurtarmış olacak. Düşünün 10 tane meyve olan bir ağaçta 10 tane meyve tutmuş bir ağacın 2 tanesini kaybediyor ama 8 tanesini kaybetmiyor bu ürünü uyguladığı zaman. Yaklaşık bu ürünümüzün 3 yıl Ar-Ge çalışması sürdü. Yaklaşık 3 yılda da arazide denemeleri sürülüyor. Yaklaşık 6 yıllık bir Ar-Ge çalışması sonucunda bu ürünü pazara sunduk. Şimdi arkadaşlar ithal ürünler var yurt dışından gelen ama ki onlar kimyevi. Bunlar organik sertifikalı. Hı hı. Avrupa, Amerika ve Japonya'nın kabul etmiş olduğu organik sertifikalı bir üründür bunlar. %100 yerli, organik sertifikalı, kesinlikle hiçbir kalıntı bırakmaz, insanları kimyasaldan uzaklaştırır. Güney ve Doğu Anadolu bölgesinde yetişen Antep fıstığı olsun, Siirt fıstığı dediğimiz fıstık olsun. Bunlarda da çok ciddi etkiler gösterir. Bunlar çiçekleri soğuğa karşı çok hassas olan ürünlerdir. Bunlar uygulandığı takdirde ciddi sonuç alırlar ve dona karşı etkilerini görürler. Rekorta düşmeyeceği için
fiyatta ciddi bir dalgalanma olmayacaktır. Çünkü verim artışı olacaktır, verim düşüşü olmayacaktır. Şimdi bu ürünün donun yanında başka bir özelliği de verim arttırıcı özelliği vardır. Bitkinin doğurganlığını arttırır ve sezon boyu kullanıldığı zaman %40'a yakın bir verim artışı sağlattır. Arkadaşlar, meyve ağaçları bir yıl sonraki gözü bir yıl önce hazırlar. Eğer siz bu ürünü bir yıl önce uyguladığınız zaman bir yıl sonraki gözlerin %30, %40 daha fazla gelmesini sağlarsınız. Bu da artı ne demektir? Verim artışı demektir.